Herkese esenlikler. Yattığın yerden Edebiyat Parçalı Dostum adlı video kanalımızda bu videoda sizler için Rosetta adlı 1999 yapımı bir Belçika filmini incelemeye çalışacağım. Yönetmenler Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşler. Dardenne sineması denilen kendine özgü bir ekollü oluşturmuş kardeşler bunlar. Jean-Pierre ve Luke kardeşler. Rosetta'yı neden özellikle seçtim ve neden özellikle incelemek ve sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum? Çünkü Rosetta aslında politik yönü de olan bir film. Önce konuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Yani filmin konusuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Rosetta 17 yaşında bir genç kız. Eğitim hayatı bitti. Artık iş dünyasına katılacak Belçika'da. Annesiyle birlikte bir karavan parkında yaşıyor. Annesi bir alkolik. Çalışmıyor. Aynı zamanda yani küçük ufak tefek şeyler için böyle hediyeler için bile yani başka insanlara boyun eğen, onlara bedensel, cinsel hazlar la karşılık mukabele eden, yani bunu tabii daha kısaca anlatmanın yolu var ama ben onu tercih etmek istemiyorum. Yani böyle düşmüş bir kadın diyelim yani. Tabii annesinin çalışmaması ve böyle en ufak şeyleri karşılığında bile bedenini pazarlaması nedeniyle Rosetta hiç memnun değil ve bu durumdan kurtulmak istiyor yani. O karavan parkından, o yoksulluktan, o çaresizlikten kurtulmak istiyor. Ama nasıl? Ama şerefiyle, onuruyla, emeğiyle iş dünyasına katılıp emeğinin onurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Yani mesela bir balık hediye eden birine boyun eğip onun için bir şey yapmak, anlatabiliyor muyum yani? Yani dilencilik veya fuhuş yoluyla değil. Veya sosyal yardımlaşma, hani devletin orada welfare denilen Belçika'da bir şey var. Sosyal yardımlaşma yoluyla da değil. Emeğini satarak, onurlu bir şekilde çalışarak kendisini o bataktan kurtarmak, hatta annesini de o bataktan kurtarmak istiyor. Bu yönüyle aslında çok soylu düşüncelere, duygulara hitap eden bir film. İşte bu yüzden özellikle bu filmi seçtim ve bunu sizler için incelemek istiyorum. Bir kere Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşler bu filmi çekerken tabii sıra dışı davranıyorlar. Şöyle ki çok yakın plan çekimler var. Yani aşağı yukarı sürekli Rosetta'nın ya burnunun dibinde, yani ya çok yakında, yüzüne çok yakın bulunuyor kamera, ya da tam arkasında adeta ensesindeyiz yani. Ve Rosetta sürekli devinim halinde gidiyor, geliyor, kapılardan geçiyor. İşte trafiğe giriyor, çıkıyor. Ormana giriyor, çıkıyor, balığa gidiyor, geliyor. Bir şeyler yapıyor. Sürekli bir devinim halinde ve o bu devinimi yaparken sanki yönetmen de adeta bir el kamerasıyla, handicam dedikleri küçük kameralarla adeta onu çeker gibi böyle sürekli onun peşinde geziyoruz. Bu yönüyle değişikti. Ve bu aslında şunu da sağlamış oldu. Filmle ilgili bir takım değerlendirmeleri, yorumları izledim ve de okudum. Hakikaten biz burada Rosetta'nın yaşamış olduğu yoksulluğun, çaresizliğin dramatik yönüne izlerken çok nüfuz edemiyoruz bu yüzden. Yani o sürekli o devinim hali, sürekli Rosetta'nın işte yakın plan çekimi, yüzünün çekilmesi ve Rosetta'nın zaten bu yaşadığı yaşam karşısında ağlayıp sızlandığı, üzüldüğünü görmüyoruz. Biz sürekli daha hırslı, daha öfkeli davrandığını görüyoruz. Daha o yüzden de biz adeta seyirci olarak bir nevi gözümüzü sulandıran, bizi işte ağlamalara götüren bir şey izlemek yerine o yoksulluğun, o çaresizliğin içerisinde o çocuğun çırpınmasının,
o enerjisiyle sürüklenip gidiyoruz yani. Ama aslında izlediğim şeyler oldukça yürek burkucu aslında bakacak olursanız. Çünkü öyle bir noktaya kadar varıyor ki mesela Rosetta en son intihar etmek istiyor. İntihar etmek için gazı açıyor karavanın içinde. Annesi zaten sızmış şekilde yatıyor. Kendisini de annesini de öldürüp bu çileye son vermeyi düşünüyor yani. Fakat LPG tüpü bitiyor yani. Eskiden tüple satılırdı ya LPG evlerde. O tüp bitiyor ve intihar edemiyor. Yani yoksul yani bu trajikomik yani. Yoksulluktan intihar edemiyor adam. Çok orası benim için en çarpıcı sahne buydu yani. Hakikaten de doğru. Yoksulsa bir insanın adeta intihar bile edemez yani. Ama buna rağmen mesela dediğim gibi çeşitli işler buluyor mesela. O süreç içerisinde tabii bu intihar safhasından öncesinde film boyunca. Ama çocuğu bir hafta çalıştırıyorlar, 3 gün çalıştırıyorlar, hemen kapının önüne koyuyorlar. Hani deneme işçi süresini tamamlamadan çocuğu hemen kapının önüne koyuyorlar. Genç olduğu için yasalara göre deneme işçi süresi dolmadan hemen posta alıyorlar. Böylece ne oluyor? Sigortası doğru düzgün yatmıyor. Doğru düzgün yatmadığı için de işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşsizlik sigortasına gittiği zaman diyor ki senin günün yatmamış. Ve de diyor ki sen diyor en iyisi mi diyor sosyal yardımlaşmaya git. Çocuk da orada kızıyor tabii ya. Ben dilenci değilim ya. Ben neden bu topluma onuruyla, emeğiyle karışan bir insan olmayayım? Zaten kendisi söylüyor bir yerde video, kendi kendine kurduğu bir diyalog var. Bir keresinde bir iş bulduğuna, iş buldum, arkadaş edindim. Ben marjinal değilim. Marjinal olmayacağım. Yani o bataklıktan, o yoksulluk, o çaresizlik, o umutsuzluk bataklığından kurtulmak istiyor. Onun haricinde film realizm tabii ki gerçekçilik ekolüne uygun bir anlatıma sahip. Hiçbir fantastik unsur göremiyorsunuz. Her şey bütün çıplaklığıyla olduğu gibi sergilenmeye çalışılıyor. Bütün o yoksulluk, bütün o çaresizlik gözler önünde. Ama buna rağmen Rosetta film boyunca ağlamıyor, direniyor yani adeta. Öfkesi ve hırsıyla direniyor. En sonunda işte o yoksulluktan intihar tüp bitiyor ve intihar edemiyor ya. Ondan sonra boş tüpü götürüyor, yeni tüp alıyor karavan parkının bekçisinden. Yeni tüpü getirirken bir çocuk var. Bunun arkadaş edindim dediği çocuk. Aslında onu da Rosetta onun işini kapmak için kazıklıyor. Yani onun çevirdiği bir dümen var. Onu ifşa ediyor. Onun işten attırıyor. Onun yerine kendisi geçiyor Rosetta. Yani gençlerin iş bulabilmek için düşürülmüş olduğu durum. Bakın yönetmen buraya odaklattırıyor. Yani izleyiciyi. Hakikaten sosyal bir sorun mu? Yani burada genç işsizliği var ve gençler böyle yani çok mütevazi işler için birbirini kıyıyor adeta. Ve de Rosetta da ayakta kalmak için ne yapıyor? Bulabildiği tek arkadaşını kazıklamak zorunda kalıyor. Ama ondan sonra kendisi işteyken bakıyor ki annesi gene alkolün dibine vurmuş, rezil kepaz olmuş, çamurlar içinde karavan parkında bir yerde yatıyor. Onu orada bölüm bulunca akşam eve döndüğünde diyor ki ya diyor en iyisi ben kendimi öldüreyim, annemi de öldüreyim, bu darsuya kapansın diyor. Bu noktaya vardırıyor yani. Peki Avrupa'da bu durumlar nasıl oluştu? Yani neden işçi sınıfı bu derece korunaksız hale getirildi? Emekçi sınıflar neden bu derece sömürüye açık hale getirildi ve yoksulluğun içine itildi? İşte burada ben de politik mesajımı vermek istiyorum. Her zaman şöyle bir şey vardır. İşte komünistler dünyada işte geldiler, büyük yoksulluk yarattılar. Büyük işte insan telef olmasına, büyük sayıda yani insanların ölmesine neden oldular. Şöyle acılar yarattılar, böyle acılar yarattılar vesaire vesaire.
Peki, Sovyetler yıkıldı 1989. Sonra Soğuk Savaş da tabii bitti böylece. Biz nasıl bir dünya gördük? Yani şu son 40 yılımıza bir bakalım. Nasıl bir dünya gördük? Emekçi sınıfların her gün hakları biraz daha gasp edildi. Her gün biraz daha onların işte gelirleri azaldı. İş güvenliği denilen şey ortadan kayboldu. Gençlerde işsizlik oranı arttı. Yani Benelux denilen bu Hollanda, Belçika, Lüksemburg'dan oluşan ülkelerin, hatta içine Almanya'yı katın, hatta içine Fransa'yı katın, İngiltere'yi katın. Bu ülkelerin Soğuk Savaş dönemindeki emekçi sınıflarının, işçi sınıflarının acaba yaşam kalitesi ve milli gelirden aldıkları paylarla bugünkü paylar bir mi? Değil ya. Neoliberalizm adeta işçi sınıfını ezdi, kemirdi, bitirdi. İşçi sınıfına bunu yaptı ve işçi bile olamayan yoksul, yitik bir Avrupa'da da bir kitle oluştu. Yani sadece göçmenleri kastetmiyorum artık. Yani göçmen harici yerli Avrupalı, mesela Belçikalı, Alman, işte Hollandalı, şu bu. Bunlardan da işsiz, lümpen bir sınıf yarattı. Sosyal yardımlarla geçinen. Onuruyla, o sosyal yardımı almayıp emeğiyle, onuruyla çalışmak istese iş bulamıyor gençler. Mesela Rosetta örneğinde gördüğümüz gibi. Film işte buraya ateş ettiği için bence çok anlamlı, çok değerli, çok izlenilesi ve de sürekli, yani izlenmeyenlerin zaten izlemesini özellikle tavsiye ettiğim. Hatta birkaç kere izlenirse, televizyonlarda yayınlansa bizim için de faydalı olabilecek bir film diye düşünüyorum. Notlarıma bakıyorum başka. Film, evet, Altın Palmiye ve Cannes Film Ödülleri'ni de aldı bu film. Yani evet, notlarım da bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.